Merhaba Zeki. Ne oluyor? Tam ben diyecektim. Hep ben başlatıyorum gibime geldi. Evet, biz bunu hep şeyini yapıyoruz. Sen başla, ben başla. Sen, Allah aşkına, hayır sen başla. Yok ben başla. Hayır lütfen. Lütfen önden buyur. Hayır lütfen ben başlayacağım falan diyeceğim. Tam o zaman başla. Bir tane bu Adalar vapuru değil de Boğaz'da işleyen bir vapur var işte. Her yere uğrayarak Kavağa, Anadolu Kavağı mı, Rumeli Kavağı mı oraya kadar gidiyor, geri geliyor falan. Orada üçüncüsünü hatırlayamayacağım da iki tanesi şöyle. Vapur hep geç kalıyormuş. Hı-hı. Niye geç kalıyorsun diyelim ki kaptana sorulduğunda demiş ki ya Beylerbeyi'nin teşrifatı. Beylerbeyi'nde beyler oturuyor. Hı-hı. Lütfen siz önden buyurun. Hayır siz önden buyurun. Vapura binerken insanlar birbirlerine yol gösterme. Ondan sonra da Çengelköy'e uğruyor. Çengelköy'ün meşhur salatalığı vardı. Tabii. Yani sebzeleri falan. Hı-hı. Onları yüklüyorlar. Çengelköy'ün zerzevatı. Çok iyi. Birinin teşrifatı, ötekinin zerzevatı. Üçüncü yer vardı. Onun da bilmem şeyi sebebiyle geç kalıyoruz dermiş. Onun gibi oldu. Biz de onun gibi hayır sen önden buyur, ben önden buyur. Tamam, ısrar ettim, ben başladım. Ne haber? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İyi gördüm, enerjik gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Özlemişiz. Eylül ayı da güzel geçiyor sanki. Eylül ayı sanki. Daha bakalım... Okulların ikinci haftası. Okullar açılınca veliler rahatlarmış, doğru mu? Doğru. Ben dört gözle bekledim. Bir tane bir video vardı. Böyle bir Amerikalı aile gibi çocuklarını okula uğurluyorlar. Böyle çok üzgün gibi karı koca. Çocuk arkasını döndüğü anda bunlar oynamaya başlıyor. Parti veriyorlar tabii. Şimdi ben de öyle olacağım. Selin Hanım başladı bakalım. Yaz dönemi çok zor geçiyor. Çünkü şimdiki zamane çocuklarını eylemek, oyalamak zor. Tabii meşguliyet de yok yani. Meşguliyet eskiden... de yok. Maalesef yok. Bir kitap okuyalım. İşte atıyorum şey hani belki çok kötü bir örnek olacak. Belki Selin kızacak bana ama daha iyi oldu böyle. Bir disiplin. Gece geç yatıyor. Ondan sonra sabah geç kalkıyor. Hiç sevmediğim şeydir benim de. Hani arada bir tam yaparsın ama o yüzden çok şey rahatladım. İyi oldu. TRT'de bir belgesel var. Okul Yolu diye. Hiç denk geldin mi? Hayır. Dün mesela seyrettim bir bölümünü. Okul Yolu. Okul Yolu galiba peki, adı. Peki, çok enteresan. O da şu. Dünkünde mesela Madagaskar'da ve Kırgızistan'da ki iki aileyi bir onu gösteriyor, bir onu gösteriyor. Çocuklarını okutmak istiyorlar. Kırgızistan'da her yer kar. Çocuğuna böyle bir şeyler veriyorlar, ne diyeyim, erzak şu bu veriyorlar. Bir ata biniyor çocuk tek başına. Şu kadar saat yolu gidiyor işte okul için. Madagaskar'da da iki kardeş sıcağın altında şeylerden geçiyorlar. Böyle bir tehlikeli yerlerden falan filan okul tabii. için. Şimdi herkes yapıyor mutlaka da bir tanıdığımız şey demişti. İki tane kızı var, çocuklarını işte sabah okula bırakıyor. Servis çok dolaşıyor diye onları bırakıyor. Yani bir de öyle problemler var. Kışın... bir 5 dakika önce ya da 10 dakika önce o dışarı çıkıyor, arabayı çalıştırıyor, ısıtıyor. Vay. Çocuklarını sıcak arabayla götürmek için vay. Isıtıyorum diyor. Götürdüğü yerde ya 5 dakikalık mesafe değil hani zaten evet. giyinerek gidiyor. Evet. Ben de ona dedim ki peki senin çocukluğunda ilkokul, ortaokul ısıtarak mı? Araba bile yoktu. Hangi araba, ısıtmak? Doğru. Sevgili Esra, buradan el sallıyorum. 2 gün önce konuşmuştum onunla telefonla. Dedi ki bizim nesil çocuk yetiştirmeyi beceremiyor. Doğru. Çok katılıyorum. Evet. Çocuklar tamamen büyük bir rahatlığın içerisine doğuyorlar zaten. Prens ve prenses şeklinde. Tabii. Her şey onların etrafında tabii. dönüyor. Hani siz öyle yapmadınız mı deme, biz de yaptık ucundan. Ya yapıyoruz kıyısında. Tabii ki işte bir varsa ikincisini de biz alıveriyoruz. Aman ne olur işte üzülmesin, boynu bükük kalmasın falan. Kalsın, öğrensin, hayatın şeyi zor. Böyle. Daha önce de bir bahsetmiştik. Acar Baltaş'ın bu anlamda güzel bir şeyi var, videosu var. Yani bir konuşmanın bir parçası YouTube'da da bulunabilir. Çocuklar diyelim evde 3 kişiyseniz 3 kişiden birisi diyor. Doğru. Merkezi değil. Yani doğru. Her şey ona dönmüyor. Doğru. Geçen bir tanıdığımız kahvaltıya çağırmıştı. İşte 2 tane kızı var. Onlar da kalktılar. Geldiler şöyle bir göz ucuyla bak ne var kahvaltı dediler. Yani dudak büktü geri döndü.
Abi nasıl lüks durum ya? Yok olmaz, olmaz öyle bir şey. Hani anneyle birlikte kalkayım, işte evet, yumurtayı ben haşlayayım, tabakları ben koyayım falan yok. Yok. Kuş süt hariç her şey var. Tabii. Ama beğenmiyor yine. Ama beğenmiyor yine. Tabii. Yani o konuda benim söyleyeceğim çok şey var da biraz ama ben şunu yaptım mesela. Rütük kesebilirdik. Sütük bize senin. şey mesela ben hiçbir zaman çocuğuma odaklı yaşamadım. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir arkadaşım var. Çocukları işte 2,5-3 belki 5 yaşına kadar diyeyim hadi sallıyorum rakamları. Uyku saati kaçmasın diye atıyorum. 9.30'da mı yatıyor? Hop, bizim misafirliğe gidiyorlar bir yere. Birbirlerine işaret ediyorlar. Hadi 15 dakikada gidiyor sonra. Eyvallah. Hadi kalk falan. Yani ben mesela Selin'i onu hiçbir zaman yapmadım. Selin'i her gittiğim yere götürdüm zaten. Hani ay evde çocuk var dışarıya çıkmayın falan öyle bir şey de yapmadım. Şimdi Selin düğüne de gittik. Uykusu geldi. İki sandalyeyi birleştirdim. Evet. Orada uyudu. Bir yere gittik böyle çok gene müzikli yüksek hani orada yerde yattı. Onun yatağında yattı. Bunun kanepesinde uyudu falan. Hiçbir zaman ben mesela Selin'i öyle yetiştirmedim. Hani çocuk odaklı yaşamadım. Anlatabiliyor doğru, muyum? Doğru. Yani bilmiyorum ama tabii yine de tam hani, istediğim gibi bir çocuk mu? Hayır. Hani istediğin gibi çocuk da büyük soru işareti. Tabii. Sen mi isteyeceksin de o öyle olacak? Tabii hani yani şöyle söyleyeyim. İstediğim ya verdiğim eğitimi geri dönüşü. Geri dönüş. Yani eğitimin yatırım, geri dönüşü. Yatırımın geri dönüşü var mı? Yatırım soru yattı. Belki yatırım yatıyor. 12'ye kadar yatıyor çok şikayetçi. Neyse yine de tabii ki evladım. Evet, her türlü arkasındayız. Fakat hakikaten onlara iyilik yapmış olmuyoruz. Yok olmuyoruz. İş yok, hayatına olmuyoruz. Gelince de normal olmuyoruz. Bir iş talebi onlara çok ağır tabii geliyor. Şimdi okula yok servisle gitsin dedi. İşte babamla konuşuyorum. Şey. Baba dedim yani neden? Yani dolmuşla otobüsle gidebilecek bir yerde evet, kalkıp da 10 saat gitmiyor. Evet. Gitsin işte dede ya torunu hiç kıyamıyor. Aa evet, işte yağmuru var, karı var, çamur. Ne yapabilirim? Vallahi gidecek. Nostalji yapmak istemiyorum. İstemiyorum ama hani kilometrelerce yürürdük okula evet, gidiş geliş için. Evet. Karda, kışta. Karda, kışta. Evet. Peki. E-postalarımız var. Ay evet onlardan bahsedelim. Ben de bir şeyden bahsedeceğim. Evet buyur. Şeyle hani bir sen bir ben şeklinde. Ya bende bir tane var. Ha öyle mi? Bence önce sen git sonra ya da ben başlayayım istiyorsan önce sonra nasıl istersen. Fark etmez şöyle. Fark etmez deyip kendi başladı. Demek ki fark ediyormuş. Fark ediyormuş. Ben başlayacağım. Şeyi sen açtın madem podcast'ı. Tamam. Bunu da ben yapayım. Zarif gönüller. Peki. Kod adı. Ha, kod adı Zarif Gönüller. Doğru hatırlıyorum ben. Zarif Gönüller. Güzel sıcak bir e-posta göndermiş. Orada güzel bir uygulamadan haberdar etmiş. Evet. Ben de ona bir hemen ön inceledim çok güzel diye bir cevap yazmıştım. Hı-hı. Sonrasında da detaylı inceledim ve ben de iyi oldum. Süper. Uygulamanın adı Be My Eyes. Gözlerim ol. Benim gözlerim ol. Evet. Çok güzel. O da şöyle bir şey. Görme engellilere destek olmak amacıyla yapılmış. Hı hı. Görme engelliler ben görme engelliyim diye üye oluyor. Evet. Diğerleri de ben yardımcı olabilirim diyor. Hangi dilleri konuşabiliyorsan onları da seçiyorsun. Diyelim ki görme engelli giyinecek ama rengini uygun olsun diye hangisi kırmızı hangisi bilmem mavi beyaz bilemiyor. Oradan butona basıyor diyelim ki uygulamadan. Ya bir yardıma ihtiyacım var. İşte uygun olanlar ben yardım edebilirim diyor. Kamera açılıyor. Çok güzel bir uygulama evet. Kamera açılıyor. Meğerse adam çırılçıplak görünüyor. Görmüyor kendini falan. Abi kamerayı öbür tarafa tutma. Görüntü kirliliğini yapma. Abi kamerayı dışa çevir. Kendine ne? Bir sıkıntı oldu falan. İşte böyleleri de. Ya, görme engelli arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Yani ben de görme engelli sayılırım. Doğru. O yüzden böyle bir rahatlıkla espri yapabiliyorum. Hatta kayıda geçmeden önce bunu konuşmuştuk. Belki de sen de iyi olabilirsin buna diye. Ben iyi olamam buna. Yani ben yardım istiyorum kısmında. Evet, evet iyi olabilirim. Çünkü evet. Bazen diyordun ya hani etiketi okumakta zorlanıyorum fiyatlarda falan. İşte 5 liralık alacağım şeyi zannediyorum ki işte atıyorum orada 5 yazıyor ama bir gidiyorum kasaya 50 yazıyor bir falan. Sıfır daha varmış. Bir sıfır daha varmış. Orada işte yardım ediyorsun. Diyorsun ki ya sağdaki kırmızı onu giy. Süper. Veya işte bir yola ayrımında ya sağdan mı gideyim soldan mı gideyim vesaire. Ben de üye oldum. Hatta üye olduğumun 2 gün sonrasında bir çağrı geldi. Ben de trafikteydim.
Açamadım, tüh dedim falan. Az sonra bir mesaj geldi. Tamam, hani çağrı cevaplandı. Çok güzel, çok güzel diye. Bir uygulama hakikaten. Evet. Aynı o yuvarla uygulamasını bir yine evet. podcast'ın yayısı tanıtmıştı. Bu tip şeyleri hakikaten biz de aracılık etmiş olalım. Edelim. Tabii ki bizlere mutlaka böyle şeylerden bizi haberdar edin. Bir faydamız dokunsun. Zarif gönüllere de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten zarif bir gönül evet. böyle bir şey bizimle paylaştığı için. Bizim podcast dinleyicilerimiz. Hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Evet. Türkiye'de bir numara. Türkiye'de bir numara. Bence de, bence de. Peki sende ne var? Bende de bu iki hafta önceydi galiba. Trafikle ilgili bir bölüm yayınlamıştık. Dinleyicilerimizden Aslı Instagram'dan direkt mesaj atmış. Şöyle söyledi. İşte üniversiteyken üç arkadaş evde kalıyorduk. Evin önünde işte bir yaya geçidi vardı. Karşıdan karşıya geçerken arkadaşlarından bir tanesi araba gelsin gelmez fark etmez kendisini yaya geçidinin üstüne atarmış. Hani çok kızıyorlarmış. Yapma, bir gün araba çarpacak, şu olacak, bu olacak falan diye. Bir gün çok kızmış Aslı ona. Kızdığı zaman da şöyle bir cevap almış. Olur da ben yaya geçidindeyken bana araba çarpıp ölürsem araç kullanıcısının cezasız kalmaması için elinizden geleni yapın diye. Vasiyette bulunmuş. Vasiyette bulunmuş. Çok şükür ki hiçbirisine bir şey olmamış. Ama onu da şöyle trafik misyon bölümünde... Misyon edinmiş herhalde bu işi. Misyon edinmiş. Şimdi tabii ki haklı. Evet haklı. Fakat şöyle haklı. Işık yoksa yaya geçidinde evet öncelik yayalarındır. Ama trafik lambasında... Ya yaya kırmızı yanıp arabalara yeşil yanıyorsa... Öncelik diye bir şey yok. Öncelik diye, bekleyeceksin. Sen de bir yaya olarak bekleyeceksin. Evet, nasıl olsa ben geçiyorum buradan. Benim hakkım öyle bir dünya yok. Doğru, onu da bir belirtelim. Aslı'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi atmayalım. Yok kendimizi atmayalım. Biz eğitemeyiz çünkü. Birçok değişik insan var trafikte. Ya ben bazen şey derim... Temkinli olalım yine de. Hani yeşilde geçerken bile dikkatli bir şekilde sağa sola bakarak tabii, kavşakta geçmek tabii ki, gerekiyor. Tabii ki. Şey derim hani... Kaza olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı yok. Yok. Süper evet. haklıyım. 3 evet. ay hastanede yatıyorum. Evet, evet. Gerek yok. Evet. Gerek yok. Teşekkürler Aslı'cığım. Teşekkür ediyoruz. Bir diğeri Mahsa. Herhalde doğru okunuyordu. Hı-hı. Mahsa. Hı-hı. Azeri. Evet, Azeri bir dinleyicimiz. Kocasının tavsiyesiyle dinlemeye başlamış. Çok keyifle dinliyorum. Hı-hı. Hatta Emel Hanım'la birlikte ben de kahkaha atıyorum. evde diyor. Onun da çok hoş mesajı var. Teşekkür ediyoruz o e-posta için. Ona da bir cevap yazdım. Hatta o şey annesi İran'da. Azeri Türk Ha onlara da söylemiş oradan Değil da diyorlar. Mi? Ben hakikaten... İran'a indirip bölümleri annesine yolluyormuş. Yolluyormuş. Evet. Onlar da dinliyorlar dedi. Demek İran'daki dinleyicilerimiz Mahsa'nın annesi ve arkadaşları. Merak ediyorduk hakikaten. Değil mi? İran'dan kimler dinliyor bize diye. Dinleniyor diye. Meğer onlarmış. Meğer buradan onlar. Teşekkür annesine ediyoruz. Annesine de ellerinden Sağ öpüyoruz. Sağ ol Mahsa'cığım. El sallıyoruz. O hatta şey demiş belki bugünkü bölümde konuşur muyuz bilmiyorum. Evet Ankara'da hakikaten şeyiniz olursa buluşmanız olursa biz de katılmak istiyoruz diye evet de. Evet geçen hafta onu tarihini söyledik 21 Eylül diye fakat maalesef hani, söyledik mi hadi ya söyledik kıvırma payı bırakmadık kıvırma payı bu. Şöyle mekan konusunda ha. biraz sıkıntı senin ev evinde bahçe olsun. Gibi düşünmüştük sonra evet. başka alternatifler de düşünüyoruz şimdi evet onları Instagram'dan hani belki podcast haftada bir yayınlandığı için Hı. yetişemeyebilir hani Hı. son dakika falan olmaz gerçi ama yine de Instagram'dan duyurusunu yaparız. Nerede olacağına dair. Evet, evet. Çünkü bir de hava koşulları falan onları da düşünmek lazım. Eylül yağmurlar başlayacak Eylül sonuna doğru. Bende e-postalar çok. E-posta Ama çok. Ama e-postaya ben baktığım için evet, öyle. Ben Bu de Instagram'a baktığım için tabii. Doğru doğru bize geliyor. Esra, sevgili Esra. Bu başka Esra. Tamam. Dinleyicimiz. Bu şeyde Balkan turunda hani o Big Devil falan filan Ferhunde'den bahsetmiş. Sen de aslında ya iyi bir insan değil evet mi falan. Evet ya ben Ferhunde'leri karıştırmıştım. Meğer iki Ferhunde var. Dizi seyretmediğim için çok fazla. Doğru. O yaprak dökümündeki Ferhunde'ymiş meğersem o kötü karakter. Hiç izlemedim onu. oymuş. O yüzden. Ferhunde Hanımlar'daki de iyi bir insanmış. Evet. Dolayısıyla da üzülme artık. Üzülmesin Emel Hanım evet. diye de postası vardı. Şimdi Emel Hanım deyince benim şey çok hoşuma gitti. Artık birçok dinleyicimizin, belki tabii genç dinleyicilerimizin öyle söyleyelim. Emel ablasıyım, sen de Zeki abisisin biliyorsun evet, değil mi? Evet öyle yazıyorlar çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor benim de. Emel abla, hem böyle samimi görüyorlar demek ki bizi. Çünkü sonuçta Emel hanım da diyebilir ama çok hoşuma gidiyor. Doğru. Aplanız kurban olsun size. Apla. Beyle. Apla.
Yağmur, sevgili Yağmur'dan evet, oldukça çok... sıcak bir e-posta aldık. Bir de şöyle oluyor şimdi, bir paragraf bize göre bile değil diyelim ki. Evet. Ya çok uzun oldu, kusura bakmayın diye de demeyin böyle, öyle. Demeyin ya. Demeyin. Yazın. Yazın, okuyalım. Okuruz, okuyoruz, evet. Keyifle evet. Okuyoruz. Evet. Hatta evet. Sevgili Yağmur'a da cevap... Sonra empatileri yüksek, nezaketleri evet, evet. Ne güzel. İleri seviye çok güzel bir şey. Ona da cevap yazdım. Dedim ki yani ağzımızda kocaman bir tebessüm de evet okuduk. Evet ya, o kadar mutlu. Ben hemen şey yapıyorum. Selin, koş. Ne oldu anne falan diye böyle bir elinde telefon görünce resim falan göstereceğim. Bak sen ne okuyacağım. Oh tamam hadi oku. Hadi oku falan. Hemen Selin'e yani ilk Selim duyuyor. Doğru. Annesiyle birlikte dinliyorlarmış. Keyifle dinliyoruz diyor. 30. bölümdeyim gibi bahsetmiş baştan itibaren. Evet. Hatta bazı hoşuma giden bölümleri 2-3 kez dinliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür olsunlar. Ediyoruz. Yine bir Ankara buluşmamız tarihi 21 Eylül demiştik. İnşallah bir aksilik olmaksızın evet. O gün yapacağız. Evet. Yeri, şeklini falan. Ayrıca belirleyeceğiz. Evet. Buradan evet. Size de selam ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. İyi ki varsınız gerçekten. Bir de üstün zekalılarla ilgili acaba onlarla ilgili bir şey var mı ki falan diye bir... Ben demiştim onu. Kurum, öyle bir hani şey bir kurum demiştim ben. Hı. Okul değil de bir kurum olsa devlete bağlı bir şey. Üstünzekalılar.org evet, diye bir girdim site. Baktım oraya da. Orada da hani isterseniz çocuğunuzun öyle olduğunu düşünüyorsanız evet. Test edebiliriz evet. Vesaire. Varmış. Kim göndermiş onu? Onun adını da atıfta bulunalım. Mete, sevgili Mete göndermiş. Ben de ona hatta cevap yazmıştım. Hani ya iyi ki üstün zekalı değilim. Onların biraz uyum sorunu olduğu. Çünkü onlara göre tabii. Hepimiz geri zekalı modunda doğru. Standartlı doğru. Olduğumuz için. Doğru. biraz zorluk yaşanır gibime geliyor. O da hatta sanırım evet uyum sorunu var falan diye. Ben de kendime şey demiştim. Hani biraz uyum sorunu yaşayabilirler. Ya da bu benim için bir züğürt tesellisi. O sınıfta olmadığım için haliyle. Evet, teşekkürler. Vallahi. İyi ki değilim çok, diye çok de. Çok güzel bir şey. Yani biz de paylaşıyoruz. Bizim hani yanlış bildiklerimizi de veya eksik kaldığımız yönleri de dinleyicilerimiz tamamlayınca biz de öğrenmiş çok oluyoruz. Bu gidiyor. 100 360 derece geri dönüş gibi bir şey oluyor değil mi böyle? Evet. Yok 180 derece. Yok unutma. 360. Nasıl unuturum geri beslemeyi? Geri besleme. Peki bugün ne konuşacağız? Vallahi bugün ne getirdin? Biz koştukta bazen deriz. Ne getirdin? İkincisini yapacak mıyız koştuğun sahibi demişken? Ne yapalım. Aşamada? Ödevlerini yaptın mı? Ne yapıyorsun? Neye karar verdin? Ay ay ay. Emekli olup evinde oturma mı? Evimin kadını olmaya karar verdin. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'deki maalesef ekonomik krizden dolayı nasıl söyleyeyim sana? Bir girişimde bulunamadım. Sadece proje aşamasında kaldı. Bunun da sebebi şu, hani bir iş yerini başlatabilmek için en azından birkaç öğrenci bulmuş olman lazım. Hani onlar başladıktan sonra da şirketi kurabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Doğru. Sonuçta devam edecekler. Doğru. Maalesef henüz öyle bir kitleye ulaşamıyorum. Ulaşamadım. Hı hı. Şimdi tabii okullar açıldı. Bir iyice bir otursun. Selin'in durumu da belli Organik değil. Organik Beyinler Podcast'ta reklam verebilirsin. Evet onu verebilirim. Bedelini ayrıca konuşuruz. Yok ya öyle, Allah Organik öyle. Beyinler Podcast nasıl yani? %50'si benim diye hani öyle. Olmaz öyle yok şey. Beleş. Sen buradan yayınlarını yapıyorsun ben de yapacağım. Ya o şu anda biraz proje aşamasında kaldı. Evet koştuk çok işe yaradı. Kafamda çok şey oturdu. Mesela Milliyetin Bakanlığı'na görüşmeme gerek olmadığını düşünüyorum ben de. Doğru. Ama şöyle güzel bir girişimde bulundum. TESOL diye bir sertifika var. Dünyanın 55 ülkesinde geçerli. Hı-hı. Sertifika almayacağım. Benimki diploma olacak. Ne işe yarıyor? İngilizce öğretmenliği. Ha. Dünyanın 55 ülkesinde bu diplomayla istediğin ha. Her ülkede yani o 55 ülkenin içerisinde. Yani işte şey akredite. Akredite. Akredite bir İngiltere'den gelecek ha. Diplomam. Ha. İngiltere'de bir kardeş ha. Okuldan. Türk-Amerikan Derneği. Hadi buradan adını da vereyim. Filiz sağ olsun ön ayak oldu orada hı-hı. Çalışan. Bakalım öyle bir şeye başlıyorum bu hafta sonu. Ama şunu bilsin aslında bu güzel bir şey. Çünkü ben seninle de hani İngilizce eğitim ne diyeyim dersler yaptık. Hı hı. Ara verdik istiyorum onun devamını olur, istiyorum. Olur. Emel İngilizce birebir İngilizce ders veriyor. Grup değil. Hı hı. Grubun o kadar etkili olduğunu düşünmüyor. Yok. Birebir eğitim veriyor. Hı hı. Hani
yüzü diye söylemiyorum. Dur bakmadan duvara. Tamam bakmıyorum. Ben şöyle döndüm. Bak sesim de şuradan geliyor. Evet şöyle. Ses arkadan geliyor. Gerçekten iyi. Çok teşekkür ediyorum. Telaffuzu da iyi. Sabrı da iyi. Öğretmesi de iyi. O yüzden de almak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. İlla Ankara'da olmalarına da gerek yok. Tabii online de oluyor. Skype hani, üzerinden de. Skype üzerinden de. Biraz daha, bir tık daha zor oluyor. Benim mutlaka için değil ama hani öğrenci için. Ama sonuçta onun da tabii ki etkisi var. Yüz yüze daha iyi tabii. Ücreti de makul. Tabii podcast ki dinleyicilerine yaparsın bir indirim değil mi? Yaparım tabii ki. Tamam. Tamam. Ne güzel, süper. Hiç problem yok. Peki. Bir şey göndermiştin bana WhatsApp'tan. Şekiller ve şeyler var. Bir görsel. Görsel. Evet öyle diyeyim. Nasıl toparlayacağımı bilemedim. Tamam, ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir görsel. Bizim işimiz bu. Şimdi ben yamuk yapıyorum, sen topluyorsun. Sen yapıyorsun. Gerçi sen çok yapmıyorsun. Daha çok ben ama sen tabii şimdi yani çok hani hem yaşın gereği hem tecrübelerin ver gereği. Ver coşkuyu. Gerçekten öyle. Yani koçluğun falan süper. Beyaz saç, beyaz sakal. Süper. Bende de var. Ben de artık boyamayacağım saçlarımı. Sananlar var diye görselin adıydı. Evet. Orada 6 tane şey var. Onun bir sürü çoğaltılabilir elbette de. Hı hı. Bunun üzerinde konuşalım mı? Olur. Konuşalım. Tamam. Adı da podcast'in Sananlar Var Olsun. Evet, Sananlar Var Olsun. Hı-hı. Evet, bunların içerisinde neler var onları biz kendi aramızda. Şöyle diyormuşum. Tartışalım, paylaşalım. Podcast dinleyicilerinin toplayacağımızı sananlar var. Bakalım kim inanıyor bize. Biz de caddenin karşısına geçelim, tamam mı? Kayıt alalım. Kameraya kaydedelim. YouTube'da ilk videomuzu koymuş olalım. Emel'le Zeki iyi sananlar var. Hacklendi. Sananlar var. Peki. Bunlardan bir tanesi mesela. Evet. Bunu da Instagram'da paylaşırsın sanırım. Tabii bunu görselini paylaşacağım tabii. Bununla ilgili çünkü resim bulmam çok zor olabilir konuştuğumuz konularla. Birincisi şu. Küfür etmeyi samimiyet sananlar var. Evet. Evet, bu konuda önce senin ben bir yorumlarını alayım. Ya yeri gelince küfür güzel bir şey. Ama bak yeri... Senin var ya diye tabii başlıyorum. Peki küfür ne zaman etmeliyiz? Hak ediyorsa birisi. Hak ediyorsa tamam. Küfür ya, etmek küfür zorunda mıyız? Değiliz tabii. Yani ben ediyor muyum? Yani çok, hani yalan söyle. Bak tabii, yalan söyleme. Kaşın gözün ayrı oynuyor. sinkaflı etmiyorum. Neli? Sinkaf. Ha? Bilmiyor musun bunu? Ha? Hayır. Hukukta, adliyede falan geçer birisi diğerine. Sin, Arapça harfler var yani elif, b, t, s diye devam eden. Onlardan bir tanesi de sin şın, saddat diye evet, gider hatta. Sin, s, kaf da k. Yani dolayısıyla da hani o Türkçedeki en bariz kullanılan küfür kelimesinin baş harfi ve üçüncü harfi gibi düşünürsen. S ve K harfleri. Daha nasıl açık söyleyeyim onu? Tamam. Sinkaf mı deniyor ona? Sinkaf denir. Sinkaflı küfretti demek bayağı bildiğin İngilizce'deki F, U, C, K'nın Türkçe'deki gibi. Sinkaflı denir ona. Aa, hiç bilmiyordum. Hayır hiç duymadım. Sinkaf, hani ben şimdi dedim ki kökenini şimdi kafamda diyorum. Sin günah demiş. Şimdi günah, avukat şey hukuk dedin ya. Evet. Sin günah demek. Kaf da handcuff, hani kelepçe. Ha. Hani günah, kelepçe falan. O hukuk deyince aklıma neler geldi meğersem bu ne demek? Ama mantık iyi yoldan ilerlemiş. Evet, tamam peki. Evet, gayet iyi. Sinkafla etmiyorsun yani. Sinkaf, kaf da kaf da öyle bir küfretmiş ki dağlar. Parçalanmış. Etmiyorsun yani. Arabada tek başına giderken. Etmiyorsun. Ya sinkaflı etmiyorum. Ama tek mesela başınayken de mi? Etmiyorum. Allah Allah. Ben naif, kibar bir insanım. Rica ederim yani. Ben o zaman gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Yani. Bir şimdi, kadın olarak hem. Ama tek başımayken tabii ki. Ben mesela diyorum. Tek başıma sokakta da olabilir. Tek başıma sokakta. Bağıra bağır. Diyelim ki önüme kırdı. Ne diyeyim? Saygısızca kullandı. Pislik diyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Pis, kaka, al sana bombe. O kadar mı? O kadar. Pislik diyorum. Evet. Vay. Ya onu paylaşmış mıydık naif olanlarda? Eğer paylaşsak da ikincisi olsun önemli değil ama olsun, ben tabii böyle gülmekten ölüyorum. Bu kişilik tiplerinden bahsederken bazı insanlar sevgi pıtırcı, çok naif falan böyle. Bir eğitime katılanlardan birisi bahsetmişti. Onun bir arkadaşı ya da tanıdığı o kadar naif bir kadınmış ki. Yani
Ne sinkafın S'nin S'ye yaklaşmıyor. Benim gibi. Ha yok, sinkafın manası. Tersi. Ha, tamam pardon. Tersi. Ha. Hiç böyle kötü kelime yok. Hı-hı. Trafikte birisi bunu sıkıştırmış, bir kamyon şoförü. Hı-hı. Camı açmış. Sen var ya sen demiş. Hı-hı. Şimdi burada yardırması bekleniyor. Hı-hı. Durmuş. Sen bir kelebeksin demiş. Hiç duymamıştım onu. Buna ben hala gülerim. Böyle günlerce güldüm. Sen şimdi, bir kelebeksin. Kamyon, yani yarın öleceksin nerede aslında. Kamyon şoförünün yerine kendimi koyuyorum. Tamam. Ya abla, ayı de, hayvan de. Değil mi? Kelebek ne ya? Şimdi düşünmüştür bu nasıl bir küfür acaba? Arka planında neler var falan diye. Yok ama kadında yokmuş yani. Hani kelebeklerin ömrü bir gün olur diyorlar ya, acaba onu mu demek istiyor? Aslında bir hayvansın demek istiyor ama aklına gelen hayvan da yani. O bile kibar kelebek. Patates falan gibi böyle. Sen bir kelebeksin demiş. Aha, o yüzden de ben en fazla pislik diyorum. Hı, çok 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 yakın, bazen erkek muhabbeti anlamında yakın bir arkadaşımsa diyorum. Ama böyle ya ben samimiyim, işte dobrayım falan diye olur olmadık yerde yeni tanıştığım insanların arasında küfürlü konuşuyorsa da ben bunu da çok doğru karşılıyorum. Bunu gençler çok yapıyorlar. Hı. Ben de duyuyorum, görüyorum. Böyle samimiyetten öte biraz da böyle küfür ederek konuşmayı ve aralara işte küfür sıkıştırmayı gençler böyle bir havalı olduklarını zannediyor. Yani ben asiyim, bana kimse dokunamaz, ben çok havalıyım manasında da yapıyorlar. Doğru bulmuyorum. Ben de doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Bu ama samimiyet ben mesela, göstergesi değil. Değil. Bu, bu hani bunu sanıyorsa. Evet, öyle zannediyorsa bu bir terbiyesizlik. Evet. Onun da artık edebini almış olması lazımdı ve arkadaşlarına ayak uyduruyor ve insan hani oğlum. Evet, ben küfür ediyorum. Sinkaflı da ediyorum. Ama dediğim gibi tek başımayken öyle. Literatürün iyi mi? Literatürüm çok iyi. Sana bazı şeyler bazen de yakası açılmamış mı? Güneş görmemiş. Güneş görmemiş. Ya yani ben öyle zannediyorum tabii. Bilmiyorum belki hani, ama sen hiç pislikte kaldıysan paylaşacağım çok şey var sen. Ya bir tanıdığımız bahsetmişti de şeyi, dünya küfür yarışması düzenlenmiş sözde. Aa. İşte her milletten gelmiş de herkes kendince küfür ediyor. Azeri kazanmış. Azeri. Evet. Sevgili Azerilere buradan el sallıyorum. Seviyoruz, çok seviyorum onları. Men senin özünü diye başlar. Daha ötesi yok yani. Daha ötesi yok. Özü. Cibilliyetle aynı mı acaba? Belki de. Cibilliyet köken gibi geliyor. Öz de yok. Neyse tamam. Boş ver, çok girmeyelim. Çok girmeyelim. Orası tehlikeli. Evet. Dolayısıyla bu bir samimiyet değil. Ağzından küfür müfür çıkar bir şey. Edit etmeyi unuturum. Öyle bir tane bir dıt koymuştum zaten. Evet. Peki ikincisi şey, nezaketi zayıflık sananlar var. Bak hemen küfürden sonra gelmesi de iyi oldu. Evet. Zayıflık mıdır nezaket? Değil. Nazik olmadığım için bilemeyeceğim gibi uzun bir düşünme arası oldu. Uzun bir düşünme var. Nezaket zayıf. Şimdi tabii biz bu sananlardan bahsettiğimiz için hani bize göre bunların hiçbirisi doğru değil. Evet, doğru. Yani biz öyle sanmıyoruz sonuçta. Biz onu tartışmaya çalışıyoruz burada. Doğru. Bu tamamen kişinin seni nasıl algıladığına bağlı. Daha çekinik duruyorsa, daha saygın bir dil kullanıyorsa bu aslında ezik olduğu, zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Tabii. Hani mesela çok aşırı nazik erkekler vardır. Onlara bile yaftalama mı deniyor? Hani isim takılıyor. Etiket, evet evet evet. Efemine deniyor. Efemine deniyor. Daha ileri gidip eşcinsel denilebiliyor falan böyle. Doğru. Halbuki o kişi öyle bir şey değil. Çok nazik yetiştirilmiştir. Aldığı eğitim ve kültür öyledir. Bu bir zayıflık değildir. Eğer zaten karşı taraf böyle düşünüyorsa bil ki o insanın zaten nezaketin neyesinden haberi yoktur. Doğru. Ve eğitimini almamıştır diye düşünüyorum ben. Bir sevgili Ahmet, buradan el sallıyorum. Hukuktan arkadaşım. okul döneminde yılbaşında hep beraber toplanalım dedik. Bir arkadaşın evinde toplanacağız. Hı-hı. Ona da ismi Hakan'dı sanıyorum. Bir akrabaları gelmiş onlara da. Ona da demiş ki ya kusura bakma hani arkadaşlarla söz verdik ben orada toplanacağım falan. Tamam, önemli değil. Beni diyor dolmuşa kadar getirdim. Evden de hani yiyecek, içecek, çerez falan gibi de böyle bir kızların heybe gibi şeyler oluyor böyle kumaştan. Öyle bir şeye de annem doldurdu diyor. Ben de onu omuzuma attım. Şeye geleceğim. Beni dolmuşa kadar getirdi. Dolmuş durdu, kapısı açıldı. Ben de
Ya kusura bakma Hakan'cığım, biliyorsun işte arkadaşlara toplanacağız. Seni seviyorum Hakan'cığım dedim diyor. O da ben de seni seviyorum Ahmetciğim dedi diyor. Hı-hı. Ben dolmuşa bindim. Tamam. Bindim. Şimdi omuzumda o çanta. Çanta. Seni seviyorum Hakan'cığım, seni seviyorum. Adama sarılmışsın Ahmetciğim, bir de güzel. Dolmuşta derin bir sessizlik vardı diyor şimdi. Tabii seni bilmem kaç hanım. Tabii. Ben anladım durumu diyor. Parayı uzatırken şimdi öndekine. Birader şuradan bir kişilik bilmem Kızılay ver. Toparlamak için ne yapayım diyor hani, yani. En kalın sesimle. Dolayısıyla da hani nazikse özellikle bir erkek, evet, bu hani efemine olduğu, yok manasına, ezik olduğu, yok manasına gelmez. Benim, zayıf olduğu anlamına yok, gelmiyor. Yok, babamın bir arkadaşı vardı, şimdi nerelerde bilmiyorum. Aşırı kibardı. Üç çocuğu var. Mısır patlağı gibi her kapıdan bir çocuk çıkıyordu. Yani ve nasıl kibar konuşurdu ben birçoğunu anlamazdım. Çocukken. Osmanlı işte binaenaleyh falan böyle. Zat-ı âli. İstirham ederim. Teveccühünüz falan. Evet, teveccüh kelimesi ben küçükken hep tecavüzle karıştırıyordum. Eyvah diyordum. Büyük amca, ya Ahmet amca diyelim, hadi Ahmet olsun. Ahmet amca gelecek, kim bilir neler söyleyecek, hiçbirini anlamayacağım falan diye. Bir gün böyle oturuyoruz işte, onlar var, babamın diğer grup arkadaşları var, biz de falan evdeyiz böyle. O kadar kibar ki, o kadar kibar ki. Böyle konuşuyoruz falan. Misafirlerden bir tanesinin bayan. Apartmandayız yani Ankara'da. Kolu kaşındı. Kapı falan da açık, cam falan. Böyle sert sert kaşıyınca böyle hani çok ilgisini çekti. Aman efendim bir rahatsızlığınız var, neler oldu falan diye. Böyle kadın dedi ki ya bir şey soktu falan dedi. Bu adamcağız da o kadar saft ve kibar. Böyle kalkarken böyle ayağa kalkıp böyle akrep olabilir efendim falan dedi. Böyle evde oturuyoruz. Ne akrep? Yani böyle şeyleri de vardı adamcağızın, kulakları çınlasın Ahmet amcanın. Çok nazikti, ben hep onu hatırlıyorum. Mesela fal bak, çok pis fal bakardı. Bana da bakmıştı işte o zaman. İşte o birlikte çalıştığım şirkete girmeden önce. Tisine kadar söyledi. Canlı bina dedi. Önünde dedi bir Fransız bir Türk bayrağı olan. Yemin ediyorum bak sana. Tüylerim diken diken olur. Hatta ilk başta şöyle dedi. Bir çizme görüyorum evladım. Rap rap rap. Bildiğimiz çizme falan böyle konuşuyordu. Çok nazikti. Çok seviyordu. Kitaptan okur gibi. İnşallah yaşıyordur. İnşallah. Yaşamıyorsun da Allah rahmet eylesin. Peki. Üçüncüsü. Mütevazıymış galiba. Mütevazı, evet. Mütevazılığı aptallık sananlar var. Bunu da sen biraz yorum yap. Şu anda aklıma hiçbir şey gelmedi bununla ilgili. Şöyle bir şey okudum ben. Çok mütevazı davranırsanız yetersiz insanların size tavsiyelerde bulunduğunu görmeye başlarsınız. Çok doğru. Diyor. Bu bak çok, çok mantıklı. Gitmişti. Evet. Çok mantıklı. Tevazu gösterme. Aşırı tevazu, evet, aşırı tevazu. Şimdi tevazunun tersi ne? Ukalalık. Bilmişlik. Arrogant mı denir? Arrogant. Ha, bilmişlik. Kibirlilik. Kibir. Bir evet, sürü kelimeyle ifade edebiliriz. Mütevazılık güzel bir şey. Evet. Fakat dozunda ve yerinde olmalı. Ben bazen bunu şeye benzetiyorum. Hep şeylerde de söylerim ya, işte Allah bir nimet vermişse üzerinde evet, görmek ister. Evet. Bu zenginlik de olabilir, beceri de olabilir, bilgi ya da donanım da olabilir. Doğru. Dolayısıyla da o donanımı taşımak gerekiyor. Hı hı, hı. Bunun keyfini sürmek gerekiyor. Hı hı. Bilmiyormuş gibi, alttan alıyormuş gibi yapmak çok doğru değil. Bir yemekteydi galiba. Yemekte bir tane masada genç biri var, üniversite öğrencisi. Bir tane böyle duayen birisi var, hı-hı, kimya konusunda. Gerçekten bence üstün zekalı ve NASA'ya veya Amerika savunma sanayine radara yakalanmayan boya üretip satıyor falan, böyle bir uçuk bir adam. Yani. Vay. Uçuk bir adam. O genç de tabii biraz gençliğin verdiği, biraz da şeye de özgüven patlaması, hı-hı, gibi, hı-hı, bir şey. Çocuk İngiltere'de okuyor. Ama böyle onun da şey, yani ben İngiltere'de okuyorum falan filan. Adama bir şey anlatırken adama da hani siz bilmezsiniz gibi bir laf etti. Adam da böyle gayet şey duruyordu ama mütevazı duruyordu oraya kadar. Mütevazı durduğu için belki de öyle bir laf söylendi. Büyük ihtimal kendisine. İşte o yüzden de hani. Dedi ki nerede okuyorsun İngiltere'de? Falanca işte bilmem ne üniversitesi neyse. Onun dedi böyle bir
Atıyorum 500 metre ötesinde de şöyle bir üniversite mi var dedi. Aa evet dedi ama orası çok yani girmesi de zor, bitirmesi de zor bilmem ne falan. Ben oradan mezunum dedi. Ya işte al kapak. Anladı mı peki karşıdaki genç? Tabii tabii. Ondan sonra pek konuşamadı çocuklar. İşte süper. Yapma. Evet. Yani tevazu. Şimdi sen öyle söyleyince benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Bitti mi anlatacaklarım bu arada? Lafını kesmiş olmayayım. Tevazu davranın. Sessiz kaldım. Evet tevazu. Ama bitmişti yani. Çünkü... Laf ağzıma tıktın ya. Hayır tamam devam et. Hayır etmeyeceğim. Tamam bekleyin. Bitti değil mi lafın? O yüzden böyle yapıyorsun. Beni kandırıyorsun. Bitti. Babam benim. Konsolos. Yani çok affedersin hani bir laf söyleyeceğim. Boru değil. Evet. Adam süper evet. Arapça konuşuyor. İngilizcesi süper ve yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor abicim evet, yani. Evet. Ama babama her zaman işte sorduğumuzda mesela biz küçükken tamam hani konsolos olarak başlamadı görevine ama meslek memurluğundan yüksele yüksele adam bir yerlere geldi yani sonuçta. Babama hep şey sorardım. Ben babamın mi? Hayır. Babamı ben yani MİT müsteşarlığında falan çalışıyor zannediyordum 15-16 yaşına kadar. Ciddi söylüyorum. Baba diyorduk hani ne iş yapıyorsun veya işte konuşuyorsan memurum. Allah Allah. Postanede çalışan da memur. Değil mi? Büyükelçi de memur atıyorum. Hep memurum derdi babam. Devletteki herkes memur. Evet devlet memuruyum derdi hatta. Devletteki deyince memurum. Ben diyorum ki herhalde babam söylemek istemiyor hani belli bir kurumda çalıştığı için falan. Hayır yani adamın yapısı bu. Ama bu çok çok iyi bir şey değil işte. Değil değil. Sen memurum bunun kıymetini deyince, bilenek evet, evet ama bilmeyene yani, oradaki çocuk gibi cevabı verip oturuyorsun. Evet tevazu görse onu ben de yaşadım mesela. Hani bir arkadaşım yok çok iyi İngilizce bu gençli 20'li yaşlarımızda falan işte. Ben kimseye şey söylemiyorum. Hani buradaki artık dinleyicilerimiz biliyor diye rahat rahat söylüyorum. Hani Amerika'dan mezun olduğumu, 9 yaşından beri İngilizce okuduğumu, bir sürü kültür. Sevmiyorum böyle şeyleri. Evet, evet, evet. Ama karşımdaki yer deminki çocuk gibi ukalalık yapıp İşte ben çok iyi işte atıyorum Bilkent'te okudum, Anadolu Lisesi'nde okudum ben falan. Yapınca ben de hemen cevabını böyle yapıştırdığım zaman evet bazen diyorum tevazu göstermek. Yapıştırmalı bence. Bence de yapıştırmalı. Herkes haddini bilsin. Belki ders olur. Evet. Aslında onun iyiliği için yapıyoruz doğru, böyle bir şey. Doğru. Bir dahaki bir başka insanlar bir araya geldiğinde bilip böyle bilmeden, bilip bilmeden konuşmaz. Aa der bir ölçeyim, tartayım, biçeyim ona göre doğru. konuşayım der. Evet tevazu göstermek, karşı tarafın sana olan saygısını göstermek. Saygısını da bir nevi aşağıya yani hani anlatabildim doğru, mi? Karşıdaki doğru. insanla bu çok alakalı bir şey. Bu yine kişilik tiplerinde incelemiştik. İçe dönük insanlarda tevazu daha fazla görülüyor. Evet. Bir de hani uyumlu insanlar, hem uyumlu hem içe dönük insanlarda. Hı-hı. Orada bahsettim mi hatırlamıyorum. Beraber çalıştığımız dönemde muhasebe müdürü bir arkadaşımız vardı. Sonra trafik kazasında vefat etti hatta. Yok bahsetmedik galiba. Olsun. Böyle bir odasında sohbet ederken fotoğrafçılıkla ilgili şey... konu açıldı. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Ben de zaten ikizler burcuyum. Bir de dışa dönüyüm. Maymun iştahlılık ve hani hobi mezarlığı olan evet. tipleriz. Evet. Oo dedim ben de fotoğrafçılığı çok severim. Şöyle çekerim böyle bilmem ne yaparım falan filan. Adam ben de dedi. Meğer AFSAT, Ankara Fotoğraf. AFSAT üyesiymiş. Kişisel ve karma sergileri varmış. Sanatçıymış aslında. Oh, National Geographic'ten ödül almış falan. Hani ben de dedi adam. Tabii ben ondan sonrasını konuşamadım devamlı. Tabii. İnsan böyle bir şey oluyor. Dumur oluyor değil mi? Ve hani Allah rahmet eylesin. Amin. Yine AFSAT'taki iki fotoğrafçıyla birlikte Konya'ya doğru giderken Gölbaşı tarafında bir trafik kazasında vefat ettiler böyle. Yine bir fotoğraf için giderken. Yok yani bir konuda gerçekten iyi olduğunuzu biliyorsanız sevgili dinleyicilerimiz. İyi olduğunu gösterin derim. Tevazu da göstermeyin. Yani. Hani atıyorum kendinize çıkıp böyle sürekli ortalarda övmeyin. Ben demeyin. Ama başkaları övdüğü zaman da bak bunu da kabul etmek de övgüyü de kabul etmek de çok şey önemli. Evet. Doğru değil mi? Evet. Mesela o konuda da tam kabul et falan ama çok da tevazu ve ezik büzük değil. Yani evet ben iyiyim arkadaşım doğru, o konuda. Doğru. Diye söylenebiliyor musunuz? Hatta iş görüşmelerinde de bahsetmiştik. Orada da aşırı tevazu. Hani aşırı abartmak da kötüdür. Tabii ki. Aşırı tevazu da kötüdür. Tabii ki. Bakıyorsun falanca projede evet benim de katkım oldu diyor. Ya anlat işte orada evet. iş görüşmesinde evet. kendi niteliklerini, becerilerini. Evet. Dördüncüsü iyi niyeti enayilik sananlar var. Doğru. Bu konuda çok katılıyorum. Bu sözleri kim yani bir araya getirdiyse biri iyi böyle. İyi bulmuş hakikaten. Evet çok iyi derlenmiş. İyi niyetle enayilik arasında da ince bir çizgi var ya. Var.
her an öbür tarafa düşme tehlikesi var. Hani bu şey gibi aklıma geçti. Benim bir arkadaşım var işte, atıyorum böyle hakikaten içe dönük, kendine çok böyle tevazu gösterir falan. Demin ki bahsettiğimiz gibi böyle çok kibar bir şey. Mesela diyor ki ya işte benim diyor, atıyorum bir dolandırılmış, diyor ki işte benim diyor saflığıma geldi diyor, tamam mı? Mesela diyorum ki ben hemen düzeltiyorum, saf demeyeyim, onu iyi niyetliyim. Evet, çok çok ince bir, çok ince bir çizgi var. Doğru, çok ince. Saflık biraz daha sanki böyle hani zihin eksikliği gibi düşünüyorum ben hep, öyle. Yorum yapamama, yargılayamama gibi. Yani şey, yani kötü, hani zihinsel olarak geri düşünen insan değil ama hani şey, yani iyi niyetliyle saf arasında dersen saf sanki bana daha ağır gibi bir dramatik. Şey geliyor. Daha dramatik geliyor, doğru, evet. Doğru. Yani iyi niyetli olmak güzel bir şey. Evet. Hani hatta suizan, hüsnü zan da bunu bahsetmiştik. Hani hüsnü zan. Evet. Bir kişi hakkında iyi düşünmek, kendisinin de iyicil olması, hani kötücül olmaması. Fakat kullanılmaya doğru ilerliyorsa, bunu fark etmişsen orada biraz dur. Genelde fark edilmiyor ya. İyi niyetli insanlar bunu fark edemiyorlar genelde. Ya böyle çok aşırı kazıklar yemiş olması lazım yıllar yıllar boyu. Birisinin gözüne sokması lazım ya da. İyi niyetliysen o maalesef öyle gidiyorsun. Ve kullanılmaya da her zaman müsait. Ne kadar ekmek o kadar köfte olduğunu aslında öğrenmek ilk başta çok önemli. Doğru. Anlamak. Başka? İyi ki varlar. Tabii iyi ki var. Yoksa kimi kullanacaktık? Evet. Aşk olsun. Saftirikler. Ha, saftirik deyince bir kitap koyuyor. Kullanılayım. Yok tabii, iyi niyet olması, her zaman diyoruz ya, dünya zıtlarla güzel. İyi niyetler olmasa kötü niyetleri anlayamayız. Fark veya kötü niyetleri tanımasak iyi niyetleri fark etmez. Ve hani evren, Allah, işte mutlak adalet ne diyorsak tabii, buna. Tabii. Karşısında da iyi niyetli insanın da iyi kişiler çıkıyor. Doğru. Zor durumda kalabilecekken belki de hani ummadığı bir fırsat karşısına çıkıyor vesaire. Evet. İyi niyetten zarar gelmez. Yani kısa vadede çok kaybeder iyi niyetler ama uzun vadede çok yatırımların doğru. geri dönüşü çok iyi olduğunu doğru, düşünüyorum doğru, ben. Doğru. Niyetimizi bozmayalım. Yok, niyeti bozmayalım. Her şey niyete bağlı. Evet. Kişiye göre olması lazım bence ama yalnız bir dakika. Karşındaki kötüyse ben çok kötü niyetli olabiliyorum. Ben hemen bozulurum. Ha. Tabii. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ben o konuda biraz... Tabiri caizse daha önce de söylemiş olabilirim. Domuz gibiyimdir. Hmm. Mesela Çin burcumda domuz. Şu an tırstım. Bilmeyenler açsın baksınlar domuzun karakteristiklerine gibi. Hmm. Acaba senin Çin burcun ne? Bilmem, nasıl buluyoruz gene doğum yeri. Bir doğum şey, tarihinle. Neyse onu bir ara şey yaparız. Olur. Bakalım benim. Hepsi hayvan mı? Hepsi hayvan maalesef. Hmm. Mesela benim kızım maymun. Hmm. Hakikaten de maymun gibi. Şebek. Şebek. Tatlı kız. Enteresan. Evet, bir kişilik. Evet, buyurun. Ya bende de şey vardır ama. Hatta dur sen şimdi konuşurken bakayım. Kişi neyse ben de ona göre şekillenirim. Ha tabii. Halen de aynı. Bir tokat vurdun bana öbür tarafa da vur falan diye. Yok, bu kalemun. Peygamber. Bu kalemun gibi. O. Evet, yok o, öyle bir sabır yok insan. Yok, yok. Şimdi ben senin tabii bilmem için doğum yılını öğrenmem lazım. Dinleyicilerimize böyle paylaşır mısın doğum yılını yoksa? Direkt paylaşırım. Tamam. 1900? 61. 61 tamam. Devam et sen. Evet. Sadece yıl yetiyor mu? Tabii tabii. Çinliler öyle. Hiç kalkasmamışlar kendisi. Hayvan yetmez bu sefer. Her, ama dönüyor mu acaba böyle? Dönüyor. Tavşan var, at var, sıçan var, domuz var, maymun var. Aa, çok enteresan. Evet. Fakat sen... onlarınki de 365 gün değil. Belki de 1961 yarı yılında değişiyorsa. Değişiyor olabilir. Değişiyor olabilir. Evet, hazır mısın? Baktım az önce. Buldun mu? Buldum. Neymiş? Öküz. Çok özür dilerim. Bari yüzüme bakarak söyleme ya. Şöyle duvarımı vardı. Abartıyorsun. Gerçekten. Gerçekten mi? Yıla göre bakılıyor zaten. 1961 ha. Öküz. Ben de 1971 domuz. Ha. Yani tarih şey. Neyse, öküz şey... daha iyi bir hayvan. Neymiş özellikleri? Özellikle... İyi bir şey olsa bari. Benim çok kapsamlı bir Çin falı kitabım var. Oradan ben ancak sana detaylı bir şekilde söyleyebilirim ama internette şunu yazıyor. Vicdanlı ve ahlak duygusu yüksek. Tam sen. O evet. Benim. O sensin. Tamam. Bana da şey yazmış. Domuza da girdim, baktım hemen şimdi altında. Samimi ve tembel. Ha. Tembel kısmını çok kabul etmiyorum. Samimisin. Samimiyim. O evet, o evet, konuda doğru. Ama seninki ikisi de tak diye tutuyor.
demek ki bundan sonra birine kızdığımda hani öküz dersem. Buyurun benim diye. Ay yok yok birine. Hani dur bak aslında ben sana iyi bir şey söyledim diye. Yerse artık dayak yersem şey yaparım. Evet. Çinliler kurtarır beni bilmiyorum. Kurtarır ben. Beni ara. Telefonu bana ver. Peki. Beşincisi, 6 taneydi. Hepsini işleyelim diye. O, tabii tabii. Evet. Beşincisi, yüzsüzlüğü özgüven sayan var. Sanan var. Yüzsüzlüğü özgüven sanan var. Ya bununla karşılaşıyoruz ya. Çok var. Değil mi? Çok var. Böyle öne atlayan, biliyormuş gibi ahkam kesen. Evet. Belki hiç bilmediği konuda böyle bir ne bileyim yani fikir sahibi olan. Evet. Bilgisi, ne öyle bir laf vardı? Fikri olmadan zikir yok neydi? Dur. Hadi bakalım. Bilgi sahibi, fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olanlar var. O güzel bir şey. Tersi? İşte bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar. Doğru. Ha bak. Fikri var, bilgisi yok. Evet, bunu özgüven zannediyor. Yani bunu özgüven zannediyor. İçi boş bir şekilde. Maalesef. Ben yaparım diye atlayan, küçücük bir deneyimi deli gibi aktaran. Evet. Görmediği bir yer hakkında ahkam kesen. Ay, biz bunu özellikle bu özgüven konusunu şeyde podcastlerimizden birinde konuşmuştuk. Hatta örnekler de vermiştik. Ya, bu özgüvenle doğmuyorsun da onu sonradan hani edinilebildiğin bir şey. Bu daha çok ailelerinin, ebeveynlerin seni gaza getirmesiyle hani. Şey, içinizdeki öküze oha deyin diye bir kitaptan bahsetmiştik. Artık demeyeceğim, vicdanlı ve ahlak duygusu yüksekmiş öküzlerin. Ama çok enteresan değil mi? Yani öküz bize neyi simgeliyor? Onlar da neyi simgeliyor? Kaban, nopran, vurdum duymaz. Tabii. Yani biz ona öküz deriz. Şey, kültür farkı çok kültür enteresan. Kültür farkı. Hani şey denir ya, Ruslar mesela ayım diye severmiş. Ayı onlar için tabii. Güzel tabii. Bir hayvan. Bize aslanım falan denir. Şeylerde evet, biz bir düğüne gittik. O zaman işte evliyim. Ben eski eşim, kızım ve bakıcımız. Çok havalıyız ama o zamanlar falan böyle hani. Ama tabii şey, mecburduk, Selin çok küçüktü falan filan. Madem bakıcıya para veriyoruz, her şekilde etinden sütünden faydalanalım. Düğüne de gelsin. Düğüne de gelsin. Neyse. İşte böyle oynuyoruz falan, böyle işte oyun havaları falan. Selin de 3 yaşında falan da herhalde, çok küçüktü yani. Neyse, oturduk. Adı Natalie'ydi. O da yanımıza oturdu falan. Sonra döndü, şey dedi ki işte eski eşime. Ne dedi ya? Siz dedi çok güzel oynuyor, sanki bir ayı gibi dedi. Ne diyorsun? Tabii eski eş, hani sinirli falan, ne diyorsun? Hani böyle çok sinirlendi. Düşünsene, senin elemanın evinde çalışıyor, sana ayı gibi diyor falan. Sonra dedi ki yok hanım sen söyle, yanlış bir şey yok. Ayı çok güzel Rusya, ayı çok, meğersen çok güzel oynuyorsun manasında söylemiş. Evet. Çok, ayı çocukları falan öyle severler. Evet ayı. çok şey değişik bir kültür yani. Doğru. Aklıma, evet, bu özgüven konusu çok, lütfen ebeveynler veya bizi dinleyecek müstakbel ebeveynler. Evet. Çocuklarınızı yetiştirirken biraz ona dikkat edin. Ya biraz ego ile çok iç içe giriyor ya. Ego pompalanması kötü bir şey. Gerek yok. Özgüven yani, başka bir şey. Hani yapabilirsin, halledebilirsin, dene. Ben çocuklarım hep hani dene demiştim. Hatta Ali annesine bir gün, ya anne bırak hata yapayım. Hani deneyeyim, göreyim. Evet. Çok riskliyse koru ama değilse de böyle çok da etrafımızda şey olma. Hiçbir şey öğrenemiyor o zaman çocuklar. Gibisinden. Özgüven başka bir şey hakikaten. Peki sonuncusu da kazık atmayı kurnazlık sananlar. Ay evet, bunlar var. Ben bunlara çok gülüyorum. Keyifli bir şey ama kazık atmak da ya. Çok kötüsün. Hiç attın oldu mu kazık? Bilinçli olmamıştır. Hadi. Hak edene çakmışımdır. Hak edene çakmışımdır ama. Ben de o hak eden olayı bende de var. Yani hak ediyorsa yapıyorum ya. Ya mesela bak şöyle bir örnek vereyim. Kazık atmak değil de yanlış anlaşılmasın. Öküzün adalet miydi? Ya yani neydi? Bir tane, iki özellik. Vicdanlı ve yüksek adalet duygusu. Tamam. Şimdi asker. Şey, ahlak duygusu. Ahlak duygusu. Tamam. Etik, değerler. Buna gerçekten önem veririm. İyi bir öküzüm demek ki. Evet, iyi bir öküzüm yani şey yapmak. Gene de söyleme ya. Ben kendi içimden söyleyeyim ya. Sen bana domuz diyebilirsin. Gerçekten bana domuz diyebilirsin. Şimdi ben domuzları... Domuzluk etme falan. Domuzluk etme. Şey, tiplerini çok seviyorum. Çocuklarını ama. Kendileri biraz büyüyünce böyle değişik bir sürü domuz cinsi. Neyse. Şimdi
yedek subay olarak askere gittim. Hı-hı. Eğitim 4 aylık eğitim var. Niye gerçeğini yapamadın mı subaylığın? Yok, yedeyiz. Zeki yedekte dursun. Hep türbünde oturur, yedek kulübesinde oturduk. Abi biz de oynayalım yoksun yedeksiniz. Ben hiç anlamamışım, biliyor musun? Yedek subay ne demek ya? Ama, atıyorum Allah korusun, öbürlerine bir şey öncesi mi devreye giriyorsun? Tabii öyle. Muvazzaf diye bir şey var. Vazifeli herhalde. Ama ismi çok komik değil mi ya? Evet, yedek subay diye. Öyle. İşte kıdemli subay, kıdemsiz subay falan. Neyse tamam, çok enteresan. Elinin hamuruyla. Tamam, askerin içine karışma. Okay, tamam. 4 aylık eğitimin sonunda kura çekilecek. Görev yeri belli olacak. Ben de personel sınıfındaydım. Hı hı. Asker şubeleri falan oluyor. Hı hı. Bir de 6-7 tane hakimlik, askeri hakimlik kurası var. Ve diyelim ki 30 tane hukukçu var. Hı hı. 150 kişilik şeyde. Dolayısıyla da bu 30 kişiden 6-7 tanesi askeri hakim olacak. Askeri hakim dediğin de çok havalı. Hı hı. Bildiğin şeyleri yargılıyorsun. Hani diğer o işte muvazzaf, yedek olmayan asıl subaylar. Evet. Asılları yargılıyorsun falan. Bir tane arkadaşım dedi ki, o da dereceye girmişti. Hı hı. Dereceye girenler istediği yeri alıyor. Ya dedi, ben dereceye girdim. Dereceye nasıl giriyorsun pardon? Sınavla mı yoksa eğitimler atış? Var. Aa, tamam, eğitimler var. Her tamam. Hepsinden bir puan alıyorsun. Tamam. İşte koşmadan da alıyorsun, hı-hı, yazılılardan da alıyorsun vesaire. Dedi ki ya dereceye girdim. Ben askeri hakimliği direkt seçebilirim. Ya da dedi, evimin çok yakınında şey var. Karakol. Askeri şubesi var. Hani aynı şehirde, onu da seçebilirim. Sen ne diyorsun? Şimdi hani kazık atmak veya vicdanı bir kenara bıraksan ya evinin kenarında tabii ki falan deyip bana gelme ihtimalini artırabilirim. Çünkü 7 taneden birini çıkınca 6'ya inecek. 30 tane de 6, 30 tane de 7. Hani ihtimal hesabında. Ben ona dedim ki ya dedim hani aslında onu seçmeni gönlüm der ki seç onu, benim ihtimalim artsın. Ben askeri hakim olmak isterim çünkü. Ama dedim boş ver hani asker şubesini. Sen zaten hakimlik de yapmak istiyorsun daha sonra meslek hayatında. Senin için de güzel bir tecrübe olur. Bana sorarsan git şeyi seç. Vay, tebrik. Bu şimdi güzel bir şey. Çok güzel. Hani, işte vicdanın devreye girmiş. Evet. Bak vicdansız olsaydın yapabilirdin. İçindeki öküz. İçindeki öküz, evet. Bunu unutmayacağım. Çıkmış ya. Ortaya içindeki öküz. Ya ben bir şey demedim. Yani orada yazıyor. Bakacağım, kontrol edeceğim. Bir tamam yok. Bir kazık atmış olabilirsin. Kurnazlık şemsiyesi altında bir kazık atmış olabilirsin. Burada tabii bazı deyimler vardır ya, bizi kötü yönlendirir. Evet. Gemisini kurtaran kaptan. Şimdi ya geçen hafta da Amerika'da çok kötü bir kaza oldu. Dalgıç teknesi yandı. Evet, ya. 5 mürettebat haricindeki bütün hepsi öldü. Şimdi bu bana çok garip geldi yani. Hani gemiyi son şey terk eder kaptan ya da mürettebat, nasıl hepsi uyuyormuş galiba. Nasıl olduysa birden yanmış. Hani gemisini kurtaran kaptan ne demek? Ya ben kendimi kurtarayım da geri yanı ne olursa olsun. Olsun ben işte. Evet. Kötü bir şey. Evet. Hani. Çok çok kötü bir şey hem de. Dolayısıyla da hani at binenin kılıç kuşanının, bunu iyiye de yorabilirsin, kötüye de yorabilirsin. Bazen böyle sen kendini kurtar da ne olursa olsun. İşte bazen trafikte de konuşmuştuk. Ya geçivereyim diyorsun, öbür tarafı tıkıyorsun. Evet. Geçmeyi ver işte. Ve onun hakkını alıyorsun işte. Evet. Hak bu bir kurnazlık geliyor. Değil. Bu bir kurnazlık. Yok, bu değil. Bu kurnazlık değil. İş hayatında birinin ayağını kaydırayım da ben yönetici olayım. Bu kurnazlık değil. Evet. Veya rakipleri kötüleyeyim de falan hani. Bak bu da aynı bu iyi niyetle demedim mi? Kısa vadede kaybedersin, uzun vadede kazanırsın. Doğru. Bu da böyle. Yani o anda kazandığını zannediyorsun kazık atarak. Ama onun geri dönüşü sana ileride. Çok feci olur. Doğru. Çok feci olur. Bu kişilik envanterini hani ben eğitimini veriyorum. PI. Bazen de tanıtımlara gidiyorum. Tabii diyelim 10 kadar da alternatifi var bu ürünün. Rakipler var. Bazen sorarlar işte ya şu var, bu var şimdi. Ben de onlara genellikle derim ki ya ben buraya predictive index için geldim. Evet. Hani buradan bileğimi kessen PI yakar. Evet. Diğer rakipler hakkında ben kötü konuşmam. Hepsinin kendine göre artısı eksisi var. PI'nin de kendine göre artısı eksisi tabii var. Ki. Siz lütfen hepsinden demo isteyin falan. Evet. Çünkü hani yoğurdum kara diyen olmaz veya yoğurdum ekşi diyen olmaz denir ya. Bazen böyle rakibi yeren ürünleri almamışımdır. Ben de hiç sevmiyorum onu. İşte bunlar hadsiz yani. Kendini anlat derim. Evet. Ürününü anlat. Geri yanını boş ver. Ben karar veririm. Hani onu kötüleyerek. Evet. O daha kötü. Evet. Ben ondan bir tık. Evet. Yani saçma bir şey olmaz. Yaratıcı yazarlık diye bir atölye çalışmasına katıldım ben. Bundan 4-5 ay önce.
hatırlamıyorum. Sallıyor da olabilirim. Yani yeni ama bu sene içerisinde. Hı-hı. Ben böyle küçük küçük yazıyorum, kendimce bir şeyler yapıyorum falan. Hoşuma da gitti. Aradım işte, kaydımı yaptırdım. Gittim kurs yerine. Bir kere bir baştan kadın, böyle herkes kaç kişiydik? 10 kişi falandık. İşte siz nereden geldiniz? Yeni açılıyor. O gün açılmıştı. Hı-hı. İşte siz daha önce böyle bir şeye katıldınız. İlk gün işte. Hı-hı. Herkesi tanıyor doğal olarak. Hı-hı. İşte birisi diyor ki, atıyorum X yaratıcılık kursundan geldim. Vay efendim, yani bilmiyorum. Tabii burayı seçmekte çok iyi ettiniz. Çünkü oradaki zaten kurucu Ayşe Hanım şöyle şöyle bir kadındır. Eyvah. Ve şöyle şöyle yanlışları yapmıştır. Şimdi. Eyvah. Öbürü diyor bilmem Y kurumundan, oradaki adam başındakini kötülüyor falan. Yani böyle o kadar irite oldum ki, ama çok güzel bir kurs. Kadın şöyle yapıyor, bir konu veriyor. Mesela diyor ki işte size diyor ateş, hava, su ve bir tane daha vardı. Tahta. Ya. Tahta. Ne oldu, arna mı gitti? Zorlamaydı. Neydi, ateş, hava, su, bir tane daha bir şey vardı, elementi 4. Neyse. Onları diyor karakter yapın ve onlarla ilgili bir hikaye yazın diyor. 40 dakikanız var diyor. Ha, çok güzeldi. Çok da güzel şeyler ortaya çıktı. Fakat ben kadına irite oldum yani. Doğru. Ve bir daha da gitmedim. Doğru. Ve devam etmek istediğim bir yerde. Doğru. Ve inadına sanki o X kursuna, Y kursuna araştırıp oralara gidesim var. Ama şimdi artık hani başka kurs itici bir şey. Çok itici bir şey. Çok rahatsız bu oldum. Bu kurnazlık değil. Bu yok, kimse bu, de enayi değil, saf değil. Bu biraz işte bu şeye giriyor galiba, benim anlattığım bu özgüven patlamasına. Ya da hani ukalalığa, tevazu gösterememesine. Ki kadın çok ne kadar negatif varsa toplamış. Tabii ki o beni hiç ilgilendirmez. Başka kurslar, tabii ki şu ankinden çok daha iyi kurslar da vardır, kurumların kötüleri de vardır. Çin falına göre tilkiymiş kadın. Tilki. O bizim falımıza göre tilki. Tilkinin kim bilir nasıl bir özelliği var. Değil. Hani onlar zeki mesela belki. Hani veya meğersem iğrenç bir şey. Onu bilemeyiz. Peki, bu görselden hareket ettiğimiz için bu 6 konuyu işledik. Bunun bir sürü versiyonları da tabii yapılabilir. Ki. Tabii yapılabilir. O yüzden de hani bir şeyi bir şey sanmak yerine bir sorgulamakta fayda var. Yani şimdi ben bu görseli görünce çok oha falan demiştim. Şimdi konuştukça da bir sürü örnek paylaştık. Evet, ben acaba öyle sanarak mı yapıyorum? Gerçekte de şu muydu? Kendim de sorgulayacağım. Tabii. O hepimiz yapmalıyız. Bu arada bu görseli bana kuzenim Meltem yolladı. O da sıkı bir dinleyicimiz bizim. Sağ olsun böyle. Merhaba Meltem. Merhaba Meltem. Bu arada şey yapıyor, böyle sürekli araştırma halinde, böyle aklında bir şey gelirse hemen bana atıyor Instagram'dan. Dinleyicilerimiz, siz de geride kalmayın bu konuda. Yani konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa biz bunları hep dile getiriyoruz. Evet, evet. Atın, bizimle paylaşın, bunu konuşun, açıyoruz. Konuşun diye. Bunu evet, açıyoruz, bunu kesinlikle. Açıyoruz. Aklınıza gelirse siz de bize atabilirsiniz. Peki. Podcast, e-postalarda birkaç kez şöyle yorumlar oldu. Ya sanki diyor odamdasınız hani evet, birlikte. Evet, ben de evet. Sohbete katılıvereceğim evet, ya da katılıyorum evet, gibi geliyor. Evet. Sıcak buluyorlar. Sıcak buluyorlar. Bunu da ama bu yansıyor. Biz de öyle hissediyoruz çünkü. Doğru. Hani biz sanki ben, şeyler var. Podcast dinleyicileri bizzat burada. Dinleyicilerimiz evet bizzat buradalar. İşte kiminin, şimdi ayıp olacak ama, kiminin mutfağındayız, kiminin yatak odasındayız diyeceğim. Kiminin oturma odasında, kiminin koşu yolunda. Metroda. Metroda. Seviyoruz sizleri. Bizlere lütfen mesajlarınızı atın. @organikbeyinlerpodcast Instagram adresimiz. E-posta atın. organikbeyinlerpodcast@gmail.com. Birçok platformda varız. Power FM, YouTube ve Spotify. YouTube'daki kanalımıza üye olunuz lütfen. Zile basınız ki. Ve bize tavsiye. Şöyle. Zilimiz de güzel oldu ya. Çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ederim. Düşünüp aldığın için. Rica ederim, ne demek. Ve bizi mutlu ettiysem seni ne güzel. Ne diyecektim ben? Ya araya girdin, şey ettirdin. Tamam, mutlu ettin, orada kal. Tamam, teşekkürler. Okay, sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.